Yurt dışında oynadığı az bilinen birçok Türk futbolcu var. Bunlardan 15 tanesini bu videoda sizin için anlattım. İyi seyirler. Sergio Barış Gucciardo'nun babası İtalyan, annesi Türk. Almanya'da dünyaya gelen gurbetçi futbolcu futbol hayatına da burada başladı. 23 yaşındaki sol kanat bu zamana kadar kariyerine hep Almanya'da devam etti. 2017 yılında Paderborn takımında kendisini gösterince Türkiye alt yaş milli takımlarından da kendisine ilgi oldu. Bu süreçte hazırlık maçlarında da iki kez görev alan Sergio Barış Gucciardo bir daha milli takımda oynayamadı. Günümüzde Almanya 5. lig takımlarından Lotte'nin formasını giydiğini de söyleyelim. Daniel Tambardaser'in babası Türk, annesi İngiliz. Kariyerine de Newcastle United altyapısında başladı. Fakat burada A takım seviyesinde yeterli görünmeyince İngiltere alt liglerine yöneldi. 2-3 farklı takıma kiralandıktan sonra 2020 yazında 275 bin euro bonserviste Rotherham kulübüne satıldı. Rotherham kulübü de günümüzde İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden bir takım. Daniel Tambardaser'in de burada düzenli olarak forma giydiğini söyleyelim. Önce Türkiye 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında, sonrasında da 18 yaş altı İngiltere milli takımında forma giymiş. Orta sahada çok fazla alternatifimiz olsa da 25 yaşındaki orta saha A milli takıma kazandırılabilir. Sol kanat mevkisinde oynayan Deniz Baykara, 18 yaşındayken Gazi Osmanpaşa formasıyla sahaya çıktı. Burada kısa süre oynadıktan sonra Yunanistan Ligi takımlarından Skoda Sanki'ye transferi gerçekleşti. 2002 yılında gittiği Yunan Ligi'nden bir daha geri dönmedi. 2022 yılındayız ve Patrakikos Komotini takımında futbol hayatına devam ediyor. Deniz Baykara'nın Türkiye alt yaş milli takımlarında da 16 kez forma giydiğini söyleyelim. Oğuzhan Demirci futbol hayatına Almanya'da başladı. 2019'da Bayrampaşa, 2020 yılında da Ahmet formasını giydi ve Türk futbolunda şansını denedi. Fakat pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Akabinde önce Bosna'ya, sonrasında da Slovenya Ligi'ne gitti. 23 yaşındaki forvet arkası, Slovenya 1. Lig takımlarından Tabor Sezana'da oynuyor. Oğuzhan Demirci takıma geç katıldığı için henüz hazır değil ve forma şansı bulamadı. Kanada doğumlu Romanyalı olan Enes Salih'in ailesi Romanya Türklerinden. Romanya'da etnik kökeni Türk olan 55 bin ila 80 bin arasında insan olduğu tahmin ediliyor. Yaşayan o ailelerden birisi de Enes Salih'in ailesi. 2017 yılında Barcelona Akademisi'nde yer alan Enes, 2018 yılında da Hacı'nın Romanya'daki futbol akademisine geçti. 2021 yılında da Hacı, sahibi olduğu Farul Constanța takımına Enes Salih'i transfer etti. 16 yaşındaki futbolcu Romanya A milli takımıyla bir kez de maça çıktı. Kurallar değiştiği için Enes Salih, Romanya A milli takımında en az 4 maçta oynamadığı takdirde Türk milli takımını da seçebiliyor. Kanatlarda oynayan futbolcu bu sezon 3 maça çıkarken toplamda 42 dakika süre alabildi. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Kaan Gül, futbola da Almanya'da başladı. 2016 yılında 22 yaşındayken Eskişehirspor kadrosuna katıldı. Burada 30 kez forma giydi ve pek de bir katkı sağlayamadı. Kaan geçen sezon Eskişehirspor sonrasında boşta kaldı ve kendisine takım bulamadı. Bir sene boşta kalan futbolcu bu sezon Hong Kong Premier Ligi'nde oynayan Hong Kong Rangers takımının kadrosuna katıldı. Ali Barak, 2012 yılında katıldığı Bayer Leverkusen kulübünde 10 sene mücadele etti. Alt yaş gruplarının her birinde oynayan genç sol bek, 2022 yazında ise serbest bırakıldı. 19 yaşındaki sol bek de Hollanda 2. lig takımlarından Roda'ya transfer oldu. Şu ana kadar da sadece 2 maçta süre alabildi. Çok değil, bundan bir hafta önce de Türkiye 21 yaş altı milli takımında da ilk kez oynadı. Gelişim gösterirse Ali Barak'ı milli takımda görmeye devam edebiliriz. Altın Ordu altyapısından yetişen Yiğit Emre Çeltik, 2021 yazında Fortuna Start kadrosuna katıldı. Fakat burada başarılı olamadı. Hollanda ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 2 maça sonradan dahil oldu. Devre arasında da Polonya 2. lig takımlarından Podbeskidzie'ye kiralandı. Yarım sezonda 13 maça çıkarken bir de gol attı. Yiğit Emre bu sezona da Polonya ekibinde devam ediyor. Merkez orta sahada oynayan futbolcu şu ana kadar 10 maça çıktı ve bir de gol attı. Genellikle oyuna sonradan dahil olduğunu da söylemiş olalım.
Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olan Deniz Doğan Mehmet, İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Manchester United altyapısında başlayan filebekçi, 2011 yılında 19 yaşındayken Kayserispor kadrosuna katıldı. 2015 yılına kadar burada oynadı fakat sadece kupa maçlarında sahaya çıkabildi. 6 yaş gruplarında milli takımın kalesini de koruyan Deniz Doğan Mehmet, Kayserispor sonrasında ise kariyerini Avrupa'da devam etti. Port Vale, Dundee United formaları giydikten sonra şimdi de Dunfermline Kalesi'ni koruyan bir isim. 29 yaşındaki kaleci İskoçya 2. Lig ekibinde takımın bir numarası ve düzenli olarak da oynuyor. Yusuf Baresi, AZ Alkmaar altyapısından yetişti ve 2020 yılından bu yana da A takım kadrosunda yer alan bir isim. 19 yaşındaki forvet bu sezon 11 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atarken 1'i de asist yaptı. Genellikle oyuna sonradan girdiğini de hatırlatalım. Ayrıca Yusuf 15-16-17 yaş gruplarında Hollanda milli takımı için mücadele etmişti. Fakat sonrasında kararını değiştirdi ve günümüzde Türkiye 21 yaş altı milli takımı için oynuyor. Futbolu Almanya'da başlayan İlkay Durmuş, 19 yaşındayken Gençler Birliği kadrosuna katıldı. Ne Gençler Birliği'nde ne de sonrasında transfer olduğu Antalyaspor'da tutunamadı. Şansını yeniden Avrupa'da denemek istedi ve kendisini kabul ettirmeyi başardı. Sol kanat mevkisinde görev alan İlkay Durmuş, günümüzde de Lechia Gdańsk formasını giyen bir isim. Polonya'nın en üst düzey liginde Lechia formasını giyen İlkay, geçen sezon 35, bu sezonda şu ana kadar 9 maçta sahaya çıktı. Cem Türkmen, Bayer Leverkusen altyapısından yetişti. Alman ekibinin planları arasında olmayınca 2021 yazında Clermont kulübünün kadrosuna katıldı. Oynaması ve deneyim kazanması için Avusturya 2. Lig ekibi Avusturya Lustenau takımına 2 yıllığına kiralandı. Cem Türkmen geçen sezon onu ilk 11 olmak üzere toplam 28 maça çıkmıştı. Bu sezonda şu ana kadar 12 maçta görev aldı. Orta sahada oynayan 20 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun takip altında. Brian Brewster'ın annesi Kıbrıs Türk'ü, babası da Barbadoslu. Kendisi de Londra'da doğdu ve futbol hayatına İngiltere'de başladı. Önce Chelsea, sonra da Liverpool Akademisi'nde yer aldı. Jürgen Klopp ise onu bir yıldan fazla süre takip etti. Güçlü, çok yetenekli, gerçek bir golcü ve harika bir iş etiği var sözlerini söylemişti. 2020 yazında 26 milyon euro bonserviste Sheffield United kadrosuna katıldı. Championship ekibinde de bu sezon 12 maçta oynadı. İngiltere, alt yaş milli takımda da toplam 44 kez forma giyen Brewster, teklif geldiği ve kabul ettiği takdirde Türkiye milli takımı içinde oynayabilecek. Türkiye'de doğan ve burada alt lig takımlarında forma giyen Cenk Fırat, 20 yaşındayken eline Romanya Ligi'ne gitme fırsatı geçince bu imkanı kaçırmadı. 2012 yılından bu yana Romanya'nın alt liglerinde oynuyor ve şu anda Brașov'un futbolcusu. Emre Tezgel için İngiltere'de yeni bir yıldız doğuyor manşetleri atılmaya başlandı bile. Hem annesi hem de babası tarafından Türk olan Emre Tezgel İngiltere'de dünyaya geldi. 17 yaşındaki forvet Stoke City altyapısında İngiltere adına 15-16-17 yaş gruplarında oynadı ve oynamaya da devam ediyor. Birçok futbol otoritesi tarafından geleceğin Harry Kane olarak da lanse edildiğini söyleyelim. İngiltere'deki büyük takımlar bitiriciliği üst düzey olan Emre Tezgel'i kadrolarına katmak istiyorlar. Önü çok açık olan futbolcunun A milli takım seviyesinde hangi ülkeyi seçeceği de merak konusu. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.